bildiğimiz yol mu şey? Yol yok hocam, taşların öyle üstünden gidiyoruz şu an. Orada büyük bir yarık var. Buraya dikkat edin. Bütün noktalara hakim bir, yani tam lavların ortasında adeta şato gibi müthiş bir yer kurmuş adam. Buradan su mu geçiyormuş acaba zamanında? Kırık keramik de var. Ortaçağ daha ağırlıkta. Şu anki malzeme, bulduğumuz malzemeler ortaçağ. Burası mesela aynı yeri bak. Bak Özkan bak. Hocam şu seramik taşı değil mi? Geçişten bir mekan. Doğal bir kapı işte burası. Burası doğal bir kapı mı? Aynen öyle. Şurası az önceki gördüğün. Şu oda mekanları oluştururken yarıkları, oda yarıkları doğal bir duvarları oluşturarak aralara sadece duvarlar oluşturarak mekanlar oluşturmuş. Neyim o şey yapsın? Şu an Tendürek Dağı'nın Çaldıran Ovası'na doğru uzanan Soğuk Su Köyü'nün kuzeybatısında bulunan lav kayalıklarının, daha doğrusu bazalt kayalıklarının ortasında gizemli bir kalenin tespitini yapmış bulunmaktayız. Kale gerçekten çok ilginç, ulaşılması çok zor çünkü engebeli bir lavların oluşturduğu engebeli arazide yürümek oldukça zor. Küçük bir patika bir yolla ancak ulaşılabiliyor ama şimdi bile o patika yolun kapanması neticesinde ulaşım gerçekten çok zor vaziyette. Tabii yaklaşık olarak 10 metre yüksekliğinde üçgen şeklinde, kabaca üçgen şeklinde bir kale mimarisiyle karşılaştık. Bu üçgenlerin son noktalarında oval biçimde sonlanan burçlar yer alıyor ve yaklaşık olarak duvar kalınlıkları, yani surun kalınlığı 5 metreyi, bazı yerlerde 5 metreyi buluyor. Yüksekliği ise bazı noktalarda 15 metreyi bular, 15 metreyi bulur bir seviyede tespit etmiş bulunduk. İçerisinde 10'dan fazla oda mekanına sahip. İki tane doğal bir yarık yer alıyor. O yarıklara çok fazla dokunulmadan doğal yapısını kullanarak, doğal yapısını, arazinin doğal da yapısını kullanarak o yarıklarda da odalar açılmış. Muhtemelen bir bölümünde de sarnıç olarak kullanılmış. Çünkü dağlık bir bölge. Burası çok kışın yağış alan bir bölge. Hala da iç kısmında nemlikler, daha doğrusu tabii surların yıkılmasıyla birlikte, duvarların yıkılmasıyla birlikte dolmuş vaziyette ama muhtemelen insanların burada yaşayabileceği türden hayatlarını devam ettirme için en önemli kaynaklardan olan su kaynağının da bulunması gerekiyor. Muhtemelen de bu yarıkların bir tanesinde sarnıç şeklinde düzenlenmiş olması gerekiyor. Seramikleri incelediğimizde orta çağın özelliklerini yansıtıyor. Hani çok erkene gidebilecek türden, şöyle demek istiyorum, demir çağlarına gidebilecek türden herhangi bir yüzeyde baktığımız seramiklere rastlamadık. Zaten oval şeklindeki burçların da yapılması biraz daha geç döneme inşa edildiğini, yani demir çağına göre geç dönemde inşa edildiğini bize gösteriyor. Orta çağ olma özelliği çok daha fazla. Orta çağın o klasik özelliklerini yansıtan seramik parçalarını da bulduk. Ama dönem olarak hangi döneme tekabül ettiğini söylemek gerçekten zor. Ama kuzey batı noktasında yaklaşık 1 metre genişliğinde bir kapı yer alıyor ki kapı da hani buranın gizemli bir yer olduğunu, kapının çok dar tutulması da bize şunu gösteriyor. Hani bir insanın sadece
geçebileceği türden bir kapı yapılması, özel inşa edildiğini, gizemli bir şekilde inşa edildiğini, ha dinsel bir vaziyet için mi inşa edildi, ama öyle bir noktada ki Çaldıran Ovası'nı her noktadan başlangıçta görebilecek noktada. Bir diğer husus, sığınıldığı zaman buraya, herhangi bir şekilde muhasara edildiği zaman ya da düşmanlardan korunmak için çok rahat korunabilecek bir yapıya sahip. Yani lav kalıntılarının içerisindeki, kayalıkların içerisindeki bir yere sığındığınız zaman burada uzun süre burada yaşamınızı idame ettirebilirsiniz ki muhtemelen buradaki odaların içerisinde de yaşanması, uzun süre yaşanması için tahıl depoları da olması gerekiyor. Tabii şu an yüzeyde çok fazla gözükmüyor. Kale çok düzenli inşa edilmiş, devlet eliyle inşa edilmiş ve korunaklı bir şekilde etrafına kayalığın, daha doğrusu lav kütlesinin tam, o soğumuş lav kütlesinin tam zirvesine inşa edilmiş. En çok şaşırtan, bu kadar volkanik bir patlamanın lavların arasında yarıkların oluşturduğu ve ulaşımı çok zor olan bir kaleye neden ihtiyaç duyuldu? Bir, güvenlik maksadıyla. İki, insanların çok rahat bir şekilde buraya ulaşması. Yani bir ordunun bile buraya ulaşmasına imkan yok. Yani siz buraya atla asla ulaşamazsınız. Ya da eşek bile olsa eşekle de ulaşamazsınız. Çünkü çok engebeli, çukurları bulunan engebeli bir arazide, coğrafyadayız. Biz 500 metrelik mesafeyi bile yaklaşık bir saatte zor alabildik. Bunu düşündüğünüz zaman bir savaş esnasında atlı birlikleri vesaire savaşçıların buraya ulaşmasının oldukça zor olduğu gözüküyor.